Oradan bir dal falan şey var. Gövdede çıkan prizleri al. Tamam, bu enerjiyi emer. Enerji. Tamam. Adam. Tam bunlar için de bodur yapacak. Enişte gerekli. Bodurunu yaptık. Tabii anladım da şey diyorsun. Gösterim şeyi bırak. Şu dalda bak, beni iyi dinler misin? Hayır. Kadir neydi? Duman. Enişte duman. Duman ha. Nasıl bir röportaj yapayım tamam ha? Vallahi. Ne de bak. Şimdi kıymetli dostlar, bugün yine Kadir Duman Bey ile beraberim. Yanıma gelir misin beyefendi? Evet. Şimdi Kadir Bey bundan yaklaşık kaç? 14-16 ay mı olmuştur ilk tanıştığımızda? Yani ya bir sene olmuştur. Evet, bir yılı geçtik. Evet. Kıymetli Kadir abimiz, Berkan'la yanıma gelir misin? Niye uzak duruyorsun yani? Şöyle çiftçiler yakışıklı delikanlı görsün yani. Gel. Allah Allah. Şimdi değerli arkadaşlar, Kadir abimizin bundan uzun süre önce bayağı bir sıkıntısı vardı bu bahçemizde. Buraya geldiğim zaman biraz radikal karar aldım. Kadir abimize biz öneride bulunduk. Kadir abimiz biraz bize kızdı o zaman. Böyle bayağı bir stresli hali vardı. Sen nerede çıktın işte, nasıl böyle bir şey derdin gibisine bize hareketlerde bulundu. Kadir abimiz burada fındığını kök hastalığına yakalatmış. Buna demişler ki işte yomra fındığı, çakıldak fındık, daha fazla su verirsen daha iyi olur. Bugün yanlış mesela doktor arkadaşlar da diyor. İçin, içebildiğiniz kadar su. Ya su zaten çürük. Çürük suyu içtikten sonra bir anlamı yok ki. Şimdi toprak sıkıntılı. Toprak aşırı kirli, aşırı kireçli. Bu toprağa kıymetli Kadir Bey tutar, habire su verir. Su verdiği zaman bu köklerde bulunan kılcal kökler veya kılcal köklerin ucundaki tüycükler, emici tüycükler zarar görür. Zarar gördüğü zaman bu güzelim yetişmiş olan fındık da zarar görmeye başlar. Bir de çok akıllı, bizde yine ziraatçı adına geçinen ilaç satanlar var. Bu abimize tutarlar, farklı farklı yaprak gübresi adı altında ürünler verirler. Kadir abimiz de teselli bulmak için bunu kullanır. Var mı buraya kadar bir yanlışım? Yok. Yok değil mi? Ve fındığı bezik olur, fındığı yanık olur, olur da olur. Ne oldu peki? Bizim ürünü kullandın veya önceki durum neydi? Bizim ürünü kullandıktan sonra ne oldu? Ne yaptık biliyor musun arkadaşlar? İlk önce toprağımızı düzelttik. İlk önce fındığın ne istediğini tespit ettik. Ona göre beslemeye başladık. Kökten beslemeye ağırlık verdik. Daldan beslemeye ağırlık verdik. Yapraktan beslemeye ağırlık verdik. Aysa organik ürünlerin programını burada uygulattırdık. Mesela ilk dönem topraktan fındık ocaklarımızın dip kısmına gelecek şekilde, burada videolarımız var, gelecek şekilde bol miktarda Leonardit kullandık. İkinci yıl Kadir Bey yine faydasını gördü ki tekrar benden aldığının iki katı daha aldı. İkinci yıl tekrar kullandı. Bu yıl bakın burada mevcut. Burada mevcut. Toprağı da güzel gevşetmişiz arkadaşlar. Toprağı güzel gevşetmişiz. Yani daha önce böyle bir durum yoktu değil mi Kadir Hocam? Yok yok yok. Evet. Toprağı güzelce gevşetmişiz arkadaşlar. Ben güzel bir şeylerin olduğuna inanıyorum. Ve bakayım kök gelişimine bakacaktım. Evet, toprağımız bayağı bir yumuşadı ya, kabardı. Yumuşamış. Tabii burada 5 santim bir yumuşaklık var da Kadir Bey. Aşağıya doğru indiğimiz zaman evet köklerimiz var arkadaşlar. Var mı? Şimdi aşağıya doğru indikçe bu gevşeme ilerleyen zamanda daha iyi olacak. Yalnız bu toprağı iyileştirmenin yegana yolu arkadaşlar, hem Leonardit, evet köklerimiz çalışıyor. Var, her yer var. Şuralar mesela olduğu gibi kabarmış. Çok şükür.
Ama burada bir eksiklik var. Onu da ilerleyen dönemde herhalde Kadir Bey yapacak bu işi. Yani şurayı, şu kesilen dal seviyesine kadar güzelce şuradan itibaren Kadir Bey doldurmalısın. Bak burada mesela köklerimiz dışarıda, görüyor musun? Yani. Yani yüzeyde. Yani anladın şimdi ben üzerinde durmak istediğimi, noktayı anladın, evet, değil mi? Evet. Biz ne yaptık arkadaşlar? Toprağımızı güçlendirdik, hem de rehabilite ettik. Bitkinin kök çalışma performansını artırdık. Evet Kadir abi, bizim Aysa organik ürünlerini kullanmakla nasıl bir size katkımız oldu? Çok çok güzel ya, ne demek yani, şimdi şey yapmış bir yoktu ki. Güzel de karanfil yoktu. Çok güzel çalışma var. Var. Hatta var. Gözenek dipleri ikişer üçer patlamış. Ben onu şimdi şu da müsait bir daldan çekeceğim arkadaşlar. Hep beraber bakacağız. Peki ilk yıl olmasına rağmen 2023 yılında fındıktaki verim durumu neydi? Yağış oldu. Su kullandın mı? Su kullanma olayını bıraktın mı bir kenara? Şimdi Adem Bey, kesimden 1100 kilo aldım. 1200 kilo. Ama içini doyuramadı. Bak doyuramadı. Senden tanıştığın sonra doyurmaya başladı. Ya bizden önce? Önce 1100 kilo, 1200 kilo aldım. Ama kesiminden doyuramadı. Doyuramadı. He. Peki. 50 randıman 49 randıman geldi. Peki geçen yıl ne aldın? Geçen yıl ne aldım? Sele bizim gittim. Ürünü kullandıktan sonra. Kullandım ama sele gittim. Yine 800 kilo aldım. Sele gittim değil mi? Ha, burada sele gitti arkadaşlar. Yani o bayağı bir sıkıntı çekti ama randıman kaç çıktı? Randıman 51 çıktı, 52 çıktı. 49 yukarı geçemezken. Geçti 52. 52. Evet. Yani bizim uygulama metotlarıyla size bir katkı sağladığımı hissettiniz mi? Ettim tabii, etmezdim. Ben senden de iki alamıyordum malzemeyi. Değil mi? Ya, almazdım ki. Değerli arkadaşlar, ben kıymetli Kadir Duman Bey'in böyle mutlu olması beni son derece mutlu etmekte. İnşallah bundan sonraki günlerde daha da güzel olacak. İş daha yarım. İnşallah. Kadir abimiz eğer bu ocağımızın dibini şuradan, bak arkadaşım, en az şuradan şuraya kadar veya bu orta şeyi zaten sıra dikmişsin fındığı. Bu fındık, bak hocam bakar mısın? Bu dallar sana misli misli ürün vermesi lazım. Evet. Ama bunun da, bu ürünü de sana vermesi için mutlaka ve mutlaka kök gelişme altyapısını kurmalısın. Evet, gücüm olsa, bak şimdi teşkilatıma gücüm olsa ben bunu yaparım. İşte bilmiyorum, bir iki tane şey bul, orta yerden kanal vur, şey vur, toprağı yumuşat. Ortadan aldığın toprağı koysan yine yeter. Yani kanaldan getirebilirsin. Bunu yapamam. Farklı şey de, en azından şu yüzey ürünleri getir. Zaman bu epey fayda eder bunu. Fayda eder, evet. Kazık. Şimdi bakalım arkadaşlar, ben şu anda prizlerin meyve tutumuna bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar, mükemmel bir ilk defa. Hayır. Meyve tutum abi geldi. Sen de böyle. Evet gel. Maşallah. Benim. Yani benim hep abi. İkişer üçer. Kadir Bey. Hakikaten. Bak. Hep ikişer üçer. Tozlanması. Meyve tutumu bu. Evet. Bu ne bildi? Çok çok güzel. Bak. Meyve tutumu bu. Bak. Şunda bile bilin. Kardeşlenme mükemmel. Var bu. Ha bak. Kadir Bey. Kardeşlenme güzel. Güzel. Bu daha çiçek açmamış. Açma. Daha önce ben geçinde gördüm abi. He. Aa, kızarmış bak. Açmaya başlamış mı? He. Evet. Bazıları başlamış. Başlayalım arkadaşlar. Ya. Güzel. Hep ikişer, evet. Üçer, dörder. Dörder de. Çok güzel. Bak şey Adem. Bakar mısınız? Bana. Hadi. Evet. Arkadaşlar buyurun. Böyle ikişer, üçer. Her şeyimizin dibinde. Şöyle tutayım hocam ya. Şöyle bak. Şu püsküllerim hep üçer, dörder. Karanfil açmaya başlamış. Kadir Bey, sen zamanın varsa bu şeyle beraber güzel bir besleme yap. Hem dipten başla hem daldan. Bugünlere mi? Yap, faydası olur.
Ve ben buraya geldiğim zaman kıymetli dostlar, orada da videom var. Bundan işte 10. ay mıydı biz ilk geldiğimiz zaman? Karateci Bekir Şahin seni göndermişti. Yoktu 10. ay oğlum ya. 10. ay mıydı, 11. ay mıydı? Ya biz sezon 1'deyken biz işe başladık ya. He, evet. Anlayamadık. Hatta bana bayağı bir kızmıştı. Böyle afra tafra yapıyordu. Pehlivan gibi dolaşıyordu. Kardeşim, yine de ben ben işime hastayım. Ben yine de sakinliğimi bozmadım. İşe devam ettim ama yüzünü güldürdüm çiftçimin. O zaman bana afra tafra yaptı ama. He? Yok, ben gece saat 2'de tarlaya geliyorum. Değil mi? O kadar seviyorsun yani. Ya. Tamam arkadaşlar. Güzel bir çalışmanın şu anda arifesini yaşıyoruz. Birinci yıl yüzünü güldürdük. %30, %20. İkinci yıl inşallah %50 güldüreceğiz. Ama ne yazık ki buranın toprağı çok sıkı. Sıkı bir toprak. Kök burada çalışmada zorluk çekiyor. Bir de bu arkadaşımız aşırı su vermesinden sonra dolayı kök çürüklüğü yaptı. Onu kaldırdık. Hiç su vermedin değil mi bu geçtiğimiz yıl? Yok yok. Evet. Geçtiğimiz yıl bu abimiz hiç su vermedi. Bir de bu abimize yanlış besleme ürünleri vererek uç kurusu çok olmuştu. Şu anda uç kurum var mı abi? Yok, düzeltti. Filizleri gördün mü? Hep yeni filizler. En azından ikişer üçer karış. Evet, evet. Ve bunlar da hepsi meyveye yatmış. Evet. Yani bu kadar püskül sana meyve verse bu dallar tartmaz. Tartar mı ya? Tövbe. Anladın? Hep ikişer üçer, baksana ya. Şuraya bak ya. Al. Ya Rabbis, güzel Allah'ım. Ya sana vermiş. Diyeyim ya, bak yani o kaçtı, yine 1200 kilo aldım da kesiminden. Gönlüm 600 kilo. Ne evet. Mükemmel. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bizi dinlediniz. Sağlık ve selametle kalın. Saygılar. Kadir'imdi. Evet.